güvenli insanlık, güvenli insan olmanın da birinci şartı. O gece bir de selam indiriyor. Bu da çok ünlüdür değil mi? Cenab-ı Hak yani Allah. bu. insanda güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur diyor. Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı olarak mübarek Ramazan-ı Şerif için hazırlamış olduğumuz Gönülden Gönle programımızla bu Ramazan ayı için son kez huzurlarınızdayız. Efendim malum olduğu üzere Ramazan ayı münasebetiyle hazırlamış olduğumuz bu programda her gün için bizi biz yapan milli manevi değerler üzerine e, konuklarımızla sohbetler ettik, eserler icra ettik. Bugün de artık Arefe gündeyiz. Yarın bayrama uyanacağız Allah nasip ederse. Ee, konuğumuz yine çok değerli hocamız e, Profesör Doktor Ali Öge. Hem üniversitemizin öğretim üyesi hem Konya'mızın müftüsü. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şerefler verdiniz. Evet. Eyvallah biz o şerefi bulduk. Rabbim bugünlere eriştirdi. Hamdü senalar olsun. Ne güzel inşallah, nicelerine inşallah erişmek, i̇nşallah, sağlıkla, inşallah. huzur içinde, barış içerisinde hem ülkemizde hem de bütün Müslüman coğrafyada ve hem de bütün e, dünya satında evet. diyelim inşallah. Barışlara, güzellere ve güzelliklere vesile olsun inşallah bu Ramazan. E, hocam biz Ramazan ayı boyunca bahsettiğim üzere e, milli manevi değerler ve insani değerler bunları birazcık daha belki bugünlerde birazcık örselendiği, bugünlerde birazcık yıprandığı, belki bunlardan bir nebze uzaklaştığımız e, kaygısına da kapılarak, e, konservatuar olarak bizim üzerimizde emanet olan bu değerleri dillendirmiş olan eserleri de sonraki evet. nesillere aktarmaya bir fırsat olarak, Cenabı ı Hakk'ın e, ayetlerinden, Hazreti Peygamber'in örnek ayetlerinden örnekler özellikle temelinde görülüyor. E, Kubbede bir hoş seda bırakmak, kulaklarda gönüllerde bir karşılık bulması maksadıyla kendi gönlümüzden izleyen herkesin gönüllerine ulaşmasını umut ettiğimiz bir program evet. süreci tamamladık. Bugün son günündeyiz. Bugün Arefe günündeyiz. Arefe günü ve bayram özelinde sizden genel bir Ramazan muhasebesi de evet. alırsak ve bayrama ilişkin müjdeleri de alırsak mutlu oluruz. Buyursunlar. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ben de sizlere muhabbetlerimi sunuyorum. Bizi ekranları başında izleyen, sosyal mecralardan izleyen tüm kardeşlerime Ramazan-ı Şerif'in bu son gününde, bayramın arefesinde sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız hayır hasenatı, yapabildiğimiz O'nun izniyle, lütfuyla yapabildiğimiz bu güzellikleri hepimizin lehine şahide eylesin, hmm. daha nicelerine eriştirsin, eksiklerimiz, kusurlarımız var ise yüzümüze vurmasın, hmm. pişmanlığımızı, tevbemizi kabul buyursun diye temennilerle başlamak istiyorum. İnşallah. Tabii hakikaten Ramazan ayı, Ramazan iklimi üç ayların Recep'in başlangıcından itibaren kandillerle, aşurelerle, şivliliklerle, namazlıklarla devam ede geldi. Şabanı ee, Şaban-ı Şerif'te Berat Kandili ile coştu insanlar. Ramazan'a gelmeden hazırlık yapmaya başladılar. Oruçtu, iftardı, savurluktu, imsakiye bastırmalar. Ee, Ramazan-ı Şerif geldi, sonuna ulaştık ve gidiyor. Çok da hızlı geçti. Hayat bu. Su misali kıvrım kıvrım akıyor. Evet. Kimimiz bu süreçte hastalandık, üzüldük, sevindik. Her türlü şey geldi başımıza. Ama bugüne ulaştık. Dem bu dem, gün bugün, an bu an. Rabbim Bugünün güzelliklerini, bugünün bereketini hepimizin üzerine daim kılsın, eylesin diye dua ediyorum. Bir dizi etkinlikler yapıldı. Tabii e, öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Üniversitemize, rektörümüze, sayın rektörümüze hürmetlerimi arz ediyorum. Çünkü böyle bir imkanı verdiler. Bu imkanlarla sizler program icra ettiniz. Halkımızla, insanımızla buluştuk. E, çok çeşitli kurumlar, şahıslar programlar yapıyor hocam. Müftülükler olarak biz yapıyoruz. Belediyeler yapıyor, sivil toplum kuruluşları yapıyor. Ee, üniversitenin e, belli bir bölümünün de icra etti ki siz e, onu temsil ediyorsunuz. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. E, yaptığı bu program gönülden gönüle elbette ki hepsinin ayrı imzaları var. Yani bir e, sivil toplum kuruluşuyla bir belediyenin, bir müftülüğün ve bir üniversitenin programında farklılıklar olmak durumunda bu da normaldir. Sizin programlarınızda da bu farklılığı hissetti insanımız. İnşallah. dolayısıyla hem o milli manevi değerlerimiz hem o bizim kültürümüzde var olan güzellikleri beste güfte kaside ilahi Kur'an-ı Kerim sohbetle gündeme getirdiniz e, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum bizim olsun. dışımızda da elbette bu ayı Ramazan-ı Şerif'i insanımıza güzel yaşatabilme adına programlar icra eden kim varsa onlara da kıyaben teşekkür etmekte fayda Hı. var diye düşünüyorum bereketler evet. böyle çoğalıyor e, şairin bir tanesi şöyle diyordu: "Hibaratuna şetta ve husnuka vahidun." Bizim mürekkeplerimiz farklı. Ama senin güzelliğin tek. Rabbimizin güzelliği tek. iman, İslam bunun güzellikleri tek. Ve kullun ila zalikal cemal yushiru. Bunların hepsi o farklı mürekkepler. Kimi şiir yazıyor, kimi beste yapıyor, kimi güfte yapıyor, kimi söylüyor sesiyle kimi sadece dinliyor kimisi yazı yazıyor hikaye yazıyor değil mi o güzelliği işaret edebilmek için türlü türlü enstrümanlar araçlar kullanıyoruz ama onu işaret etmek için evet. bestekar onu işaret ediyor güfteyi yazan onu işaret ediyor söyleyen onu işaret ediyor konuşan onu söylüyor sizin programlarınızda bu bizim medeniyetimiz ve kültürümüzde Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, hatta Türkiye Cum, Türk Cum Türkiye'mizin sınırların dışında varlığımızın olduğu, bizim kardeşlerimizin olduğu her alandan bir esintiyi buraya taşıdınız. Evet. Bu işte universal davranmaktır. Bu farklı bir program icra edebilmenin üniversite camiası altında e, yapılan bu programın güzelliğini ortaya koyuyor. Onun için de ben zatınızı, şahsınızı, emeğe geçenleri, başta rektörümüz olmak üzere e, tebrik ediyorum. Teşekkürlerimi bir müftü olarak e, icra ediyorum, e, ifade ediyorum. E, üniversitemizin bir personeli, bir öğretim üyesi olarak da bu programa hem Kadir Gecesi'nde hem e, Ramazan-ı Şerif'in son gününde, bu arefe gününde katıldığım için de kendimi bahtiyar hissediyorum bir o nebze çok olsun güzeldi, çok o güzeldi. bir nebze olsun o güzelliğin içerisinde bir iki damlayla da olsa katkımız oldu tabi bugün artık hasat günü ürünlerin meyveleri toplayıp da lezzetine bakma tadına erme günü Yarın da bayram inşallah tabi bayram da ayrı özellikler var ama arefe günü daha da önemli Resulullah Efendimizin Aleyhisselam'ın duaların reddedilmediği, reddedilmediği beş geceden bahsediyor bunlardan bir tanesi Malumunuz Recep-i Şerif'in ilk Cuma gecesi olan Regaib Kandili. Evet. İkincisi Berat Kandili. Şaban-ı Şerif'in tam 15'i yarısında olan. Üçüncüsü Cuma geceleri. Cuma müminin bayramı biliyorsunuz. Evet. Cuma gecesi de geceden girdiği için o bayramın ilk giriş anında o heyecanla yapılan dualar. Ee, diğer ikisi de Arefe günleri. Yani Ramazan-ı Şerif'in son günü bayram öncesi ve kurban öncesindeki gün. Neden önemli? Çünkü... Ramazan-ı Şerif'in son günü dediğim gibi artık oruçlarımızın sonu, oruç ibadetinin bitimi, Kur'an tilavetler sona ermiş, teravihler bitmiş, sahur bitmiş derken Ramazan ayı içerisinde bitmiş hmm. yoksa Kur'an tilaveti devam evet. edecek. Oruç ibadette de devam edecek. Ramazan'a özel olarak. Teravih namazı şey Ramazan'a edecek. has olduğu için ona bitmiş dedim ama diğerleri hmm. devam edecek. İyilik bitmez ki. Evet, evet. Güzellik biter mi? Hmm. Bitmez güzelim vasfı hatta, ağaçlar kalem olsa. Hatta bu Ramazan sebebiyle kazananlarımızla bunu katlandıralım inşallah. Tabii, devam tabii onun da üzerinde da. de duracağız mutlaka. Hmm. Hmm. Dolayısıyla böyle bir güzelliği var. Kurban bayramının arefesinde de Müslümanlar hac ibadet için Arafat'a çıkarlar. Bembeyaz ihramlarıyla orada bir araya gelirler ve Rablerine dua ederler ki haç ibadetinin öncesinde. Dolayısıyla <laughs> bu gece bu oruçlarımızla son iftarımızı Ramazan, bu yılın Ramazan'da yapacağımız bu son günümüzde Cenab-ı Hakk'a çok dua edelim, birbirimize dua edelim, tefekkür edelim. Sizin biraz önce bahsettiğiniz o kazanımlarımızı asla kaybetmeyelim. Şimdi neye alıştık biz? Bak oruç tutmaya alıştık. Rabbimiz için fedakarlık edebilmeye alıştık. İki, bir ibadetin zevkine alıştık. İbadetin zevki çok farklı bir şeydir. İmanın lezzeti diyor Resulullah Efendimiz. İmanın lezzeti nasıl bir şey? Yani bir yemek yiyoruz, acıydı, tatlıydı, ekşiydi, tuzluydu diyoruz. İmanın lezzeti nasıl bir şey? Oruç ibadetinin lezzetini aldık. Ne zaman? İftar anında aldık. Ne zaman? İftar ettirdiğimizde aldık. Yarım hurmayla da olsa, soframıza birisini davet etmişsek bir başkasının sofrasına gidip onun gönlünü almışsak lezzet almaya başladık. Ben emin olun öyle çok seviniyorum bir misafir geldiğinde ya da ben bir misafirliğe gittiğimde birisi bana iftar ettirirken yüzüne bakıyorum şöyle. nasıl hizmet edebilirim diye adeta pervane oluyor. Onun o şevki, o zevki beni de zevklendiriyor, mutlu ediyor. Dolayısıyla biz ibadet zevklerine alıştık. Kur'an-ı Kerim dinleme Teravih namazı kılma arasında salatü selam okuma değil mi salatü ümmiyeler okundu çocuklarımız onları duya duya öğrendiler o kadim geleneğimizde... hatta o salatü ümmiye belki sizin uzmanlık alanınız ben girmek istemem ama İslam coğrafyası içerisinde bizim adımıza bestelenmiş... ama Arap dünyasında da meşhur olmuş bir e, eserdir salatü ümmiyedir değil de, mi hem de aynı tüya makamda tüya okunuyor tüya aynı tüya tarzda tüya. okunuyor dolayısıyla bu müthiş bir şeydir İtriye ait olan o eser ve o makam o kadar özelliklidir ki Türk dediğimiz düşüncenin, zihniyetin, sevginin, muhabbetinin imzasıdır o İslam aleminde. Çocuklarımız bunu öğrendi. Hanımlarımız bunu öğrendi. Aileyle ibadet etme zevkini yaşadık. Çoluğumuzu, çocuğumuzu aldık. Hadi bugün falanca camiye gidelim. Şu hocamızın arkasında namaz kılalım. Şu vaiz efendiyi dinleyelim. Şu camiyi ziyaret edelim. Çocuğumuza o camiyi gösterelim diye Alaaddin Camii'ne gittik sultanlarımızı andık. Mevlana'nın yanında Sultan Selim Camii'ne gittik. Piri andık. Hacı ve İsaade Camii'ne geldik. Hacı ve İsaade diye bir e, zat yaşamış Konya'da Cumhuriyet döneminde şurada 50 yıl öncesinde. Biz ona borçluyuz. Hocalarımız hep onu anlattırdı. Onu ziyaret ettik. Şehzadettin Konevi'ye gittik. Sahip Atay'a gittik. Hep değişik camilerde belki gezmek suretiyle kültürümüze ait, bize ait Bizi yetiştiren, bizde imzası olan insanları, camileri, kurumları tanıma imkanına sahip olduk. Bu zevkleri bu Ramazan bize hissettirdi. Bakın ramazan Şerif'in dışında bunlar böyle olmuyor. Yani bütün ibadeti bir araya getirmiyoruz. Oruç ibadeti, zekat ibadeti, iyilik yapma ibadeti, namaz ibadeti, ziyaret yapma, o da ibadettir. İkram, İkram etme, iftar ettirme, sabretme. Bu, Sabre bunların hepsini bir arada yaptığımız mevsim Ramazan. Onun için zaten bu bereket oluyor. Yoksa mesela Ramazan-ı Şerif'in dışında 3 ay sonra da insan oruç tutabilir ama aynı anda zekat vermiyor. Evet. İyilik yapmıyor. teraviye gitmiyor. Cemaatle namaz kılmıyor. Salat-ı Ümmeyi okumuyor. Bakın bunların evet. hepsinden mahrum. Evet. O zaman bu ibadetin zevki katlanmış hali zayıflıyor. Evet. Mesela Ramazan böyle bir bereket. Onun için de Cenab-ı Hak son 10 günde ne yapıyor? Cehennem kapılarını kapatıyordu. Özür diliyorum baştan itibaren kapatıyor. Son 10 günde cehennemden azat olma günleri. Hmm. İşte bu son 10 gününde en son günündeyiz biz. Hmm. Onun için de hakikaten Rabbimizden o azatların içerisinde olmayı istemeliyiz. Ramazan-ı Şerif'in bu kadirini kıymetini eğer biz değerlendirememişsek, bunun affedilmesi için, hmm. Ya Rabbi ne olursun önümüzdeki yıl bana bir mühlet ver. O Ramazan-ı Şerif'te bu hatalarımı telafi edeyim diye dua etme zamanı. İşte men sâme imanen bu hadis-i şerifi okuyarak başlamıştır belki konuşmaya hocalarımız hep. Kim Ramazan ayında oruç tutarsa vahtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min karşılığını da Rabbinden bekleyerek tutarsa bu orucu ki hepimiz öyle oruç tutarız. Evet. Rabbimizden bekleriz. Müslüman, niye için oruç tutar başka? Söylemeyiz bile oruç tuttuğumuzu. Yani, Söylenmeden yani sizin izhar etmeden anlayamadığımız ibadetlerden bir tanesidir bu. Sizin namazınızı görürüm, ibadet ettiğinizi anlarım. Zekatınıza şahit olabilirim. Ama orucunuzu siz söylemezseniz bilemem. Evet. Dolayısıyla sır taşıyan bir ibadet, işte kim böyle ibadet eder ve oruç tutarsa, geçmiş günahlarının bağışlandığının müjdesi var. İşte bugün o müjdeyi sonunda yine tekrar alıyoruz. Oruçlunun iki sevinçli anı vardır buyuruyordu Resulullah Efendimiz. Birisi iftar ettiği andaki sevinci işte son iftarını edeceğiz. Az sonra edeceğiz. Belki birkaç saat kaldı. O iftar ettiğimiz andaki sevinç sadece yemek zevki değildir. Yemek sevinci, açlık sevinci falan değildir. Bir ibadeti daha başarıyla tamamladın Rabbime hediye ettim. Ona verdim artık. Nasıl değerlendirecekse. O nasıl değerlendirecek? Onu ben bilmem de Resulullah Efendimizin hadis-i şerifinde anlattığına göre ağız kokusu mis kokusundan daha değerli. Uykusu ibadet. Oruçlunun ve onun mükafatını ancak ben vereceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Oruç sadece benim içindir diyor. Tabii şimdi diğer ibadetlerinin mükafatını da Rabbim veriyor. Ama orucu özellikle zikrediyor. Bu benim içindir. Benim için dövüşmedi. Benim için açlığa sabretti. Benim için kavga etmedi. Benim için iyilik yaptı. Benim için belli bir anda disipline etti. Kendisini kalktı. Benim için yaptı bunların hepsini. Mükafatını ben vereceğim diyor. İşte mükafatın alınma ...günü ki onun için bayram ediyoruz. Evet. o Sevincimiz onun için. Bayram oldu hocam. Yani artık bayrama... <laughs> ...eriştik çok şükür. Yani... ...Arefe gününü çok evet. güzel aslında... Ee, ...özetlediniz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Yarın nasıl bir güne... uyanıyoruz? Evet. Bayramın hikmetlerinden de... ...birazcık lütfederseniz, bahsederseniz... ...özellikle çocuklarımız... Bayramı bize emanet olunan şekilde nasıl algılasınlar, evet. çocuklarımıza nasıl yaşatalım? Hani eski bayramlar yok ifadesine ben çok da katılmıyorum işin gerçeği. Eski bayramlardan kasıt bizim kendi çocukluğumuz ya aslında. Evet. Çocukken yaşadığımız bayram başka, büyükken yaşadığımız bayram başka. Ben özellikle e, kuşak olduğumuz, bugünkü artık yavaş yavaş anne babadan dede seviyesine evriliyoruz yavaş yavaş. Evet. Ben kendim için söylüyorum, arkadaşlarım daha genç ama... E, kendi çocukluğumuzda bizi mutlu eden şeyler neyse kendi çocuklarımıza, bizden büyüklere, kendi torunlarımıza bunu yaşatarak ileride ah o eski bayramlara diyecekleri bayram lezzetini evet. nasıl yaşatsınlar hocam? Zamanı durdurma imkanımız yok. Yani 20 yıl önceki zamanı durdurup orada fixleseydik, sabitleseydik ah keşke eski bayramlar <laughs> demezdik. Şimdi çocuklarımız değişti, zaman değişti. Dolayısıyla biz bu anın içerisinde bayramı çocuğumuza, evladımıza, ailemize nasıl yaşatırız? Evet. Elbette ki değişmeyenleri var. Değişmeyenlerden bir tanesi tebrikleşmedir. Peşinden evet. bütün kardeşlerimin, sizlerin Ramazan-ı Şerif bayramlarını tebrik ediyorum. Eyvallah hocam. Fıtır Bayramıdır bayramızı bu. Bayramımız Fıtır yaratılış demektir. Yaratılış günahsızlık demektir. Temiz doğmak demektir. Ramazan-ı Şerif'te tüm günahlarımızı bıraktık. Bayrama ulaştık. Dolayısıyla bunun için Rabbimiz bize bir hayat verdi, bir vücut verdi, bir yaşam verdi. Bunun için bayram ediyoruz. Onun için de ben tüm kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Tebrikleşme olacak. Ama onun öncesinde, e, Arefe gecesi, teravih namazı yok biliyorsunuz. Yatsı namazı var. Kıldık, dualarımızı ettik, bayram için hazırlığımızı yaptık. Eğer e, fıtır sadakalarını vermemişsek, ki Ramazan'da verilmesi gereken bir sadakadır bu, bu yaşam için, Rabbimizin verdiği sağlık için, ömür için yaptığımız bir sadakadır. Çoluk, çocuk ihtiyaç sahibi değilse hepsine verebilir. Yani zengin bir anne baba evladı için de vermek zorundadır. Hı hı. Hatta İslam alimleri öyle düşünmüşler ki doğum yapmayan bir hanımın karnındaki çocuk canlıdır. Daha doğmamıştır ama onun için, de onun için de verilmelidir demişler. Yani zekattaki gibi bir yıl geçme şartı yoktur. Dolayısıyla fıtır sadakaları verilmemişse, bunu da kardeşlerimizin e, ihmal etmemelerini buradan hatırlatıyorum. Sürede olduğu dolmak üzere. Evet. <laughs> evet. Sabah bayram namazı ve sabah namazı var. Evet. Bir kere alıştık gece kalkmaya, zor değil. Bayram namazından önce sabah namazında camide olacağız. Bayram vaazı var. Öncelerde bayramiyeli falan okunurdu hocam. Evet. Şimdi onlar kalmadı. Evet. Keşke onlar olsa siz inşallah onu da canlandırırsınız. İnşallah. Bayram günlerinde müezzinlerin okuduğu salalar gibi e, cami içerisinde böyle beraberce yapmış olduğu icralar evet. söz konusuydu. Evet. O icralar yine bir kültür e, ve medeniyetimizin e, imza taşlarıydı. İnşallah onlar da olacak. Dolayısıyla bir camiye bayram namazına gideceğiz. Bayram namazına giderken Gittiğimiz yerle geldiğimiz yeri değiştirelim derler. Niçin? Giderken tekbirler okuyacağız. Salat selamlar okuyacağız. Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah Allahu ekber. Allahu ekber ve elham cümlelerini. Gelirken de başka bir yerden geleceğiz ki şahitlerimiz çoğalsın. Evet. Giderken gördüğümüz insanlar gelirken farklılaşsın ki çok kişiye bayram tebriği bulunabilirim. Bir insan bir insanla, bir Müslüman bayramlaşır, musafa eder. Görüşürse günahları dökülür. Ellerinden böyle dökülüp gidecek. Dolayısıyla ne kadar çok kişiye bayram tebriği, ne kadar çok kişiye selam, ne kadar çok kişinin gönlüne güzel güler yüz sadakaydı ya, ne kadar çok kimseye böyle güler yüzle muamele edebilirsek o kadar bayramı yayacağız. Bayram herkes için. Hani Dila aides diyor, gönül sevin bayramdır. Ama kime bayram? Herkes diyor, dostunun elini öpüyor bayram ederken. Gariben bir kese men desti gam, gam desti buset. Ben garibim, kimsesizim, kimsem yok. Ben gamın elini öpüyorum, gam da benim elimi öpüyor. Şimdi huzur evine gitmemişsek oradakiler bekliyorsa, evet. e, annemiz babamız bizi bekliyorsa hallerini hatırlarını sormamışsak, bu bayram değil işte. Bayram sevinç günü, ishar günü. O zaman e, çoluğa çocuğa, tanıdığımıza tanımadığımıza, büyüye küçüğe bayramdır. Zaten camide bayramlaşma bunun içindir. Tanımadığımız bir sürü insan var ama camiye gelmiş, musafa ediyoruz. Bayramın tebrik ediyorum kardeşim diyoruz. Allah tekrar kavuştursun diyoruz. Orucunu tebrik ediyoruz diyoruz. Dolayısıyla bu. Hatta sadece biraz önce ifade ettim fıtır sadakası doğmuşlara değil, anne karnındakilere bayramlaşma ve ziyaretler kabirdekilere, ölülerimize de. Dolayısıyla kabirdeki geçmişimizi anmak, onlara dua etmek, onlarla hemhal olmak sadece tanıdığımız değil, ihtiyacı olan evinde şekeri yok. Bırakın onu, ziyaretçisi kalmamış. Toplumumuzda en çok sıkıntı çektiğimiz hususlardan ve ileride yaşayacağımız problem yalnızlaşma problemidir. Ee, yalnızlaşma, kimsenin dostu yok, kapısı çalınmamış ve üç gün bayram olmuş olmamış bilmeyen insanların kapısını çalabilmek. Bunun için de komşu komşuları ihmal etmemek gerekiyor. Komşunun hakkı da var. Çünkü Komşuluk tabiri çok gelişti. Büyük apartmanlar, siteler oluştu. Çok insan aynı yerde bulunuyor ama birbirini tanımıyor. Hı. Dolayısıyla orada mutlaka ya topluca bayramlaşmalar ya böyle e, yakınlara gitmek gelmek suretiyle e, kimsesi olmayan, sıla, gurbete gelmiş insanlar varsa onların halini hatırını sormak suretiyle bayramlaşma. Ama en önemli bayramlaşma ailemizle bayramlaşma. Hı. Gidince hanımımızla. Çocuğumuzda bayram namazından sonra. Tabi. Evet. O zaman biz bayram namazında camide kılacağız. Bu bayramlaşmalar yapacağız. Tabii gelene ikramlar edilir, harçlıklar verilir, e eller öpülür. Bunlar olur. Ulaşamadıklarımız var mıdır? Elbette olabilir. E zaman sınırlı. ama geniş bir kitle var ise onlar da mutlaka telefon açmak suretiyle. Ama bu ilk planda değil. Onu söyleyeyim. Hı. Telefon açmak suretiyle. Hallerini, hatırlarını. ...unutulmadıklarını onlara ishar etmek suretiyle... ...bu bayramı da bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ee, bayramda oruç tutulmaz biliyorsunuz. Hı. Neden? Çünkü herkes orada o sevince ortak olsun diye. Hı. O ikramı alsın diye. O ikramlar berekettir, lezzettir, şifadır. Dolayısıyla bir insana, bir misafirimize güler yüzle davranmak insanın Allah'a ve ahirete olan imanının ispatıdır. Resulullah Efendimiz böyle buyuruyor. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif bayramında da biz bu güzellikleri hep beraber yaşayalım. Kırgınlıklarımız varsa nefis taşıyoruz ki olabilir. Ama cenneti kazanma gibi bir arzumuz, hedefimiz ve emelimiz var ise bu imtihanları geçmek durumundayız. Dolayısıyla küslükleri, kavgayı, kini bırakmak. O gelsin de ben ondan sonra gideyim. O, o benden özür dilesin de ben ondan sonra özür dileyim gibi böyle e, nefsani ve basit şeylerden kurtulmak suretiyle... ...önce sevabı ben kazanayım. Önce bu güzelliğe ben imza atayım. Önce Rabbimin e, değer verdiği şeyi ben yapayım. Önce Musa ben olayım firavunun yana gitmek suretiyle diye. Çünkü o gitmiş. Cenab-ı Hak onu göndermiş. Git ey Musa, Harun'la git hatta demiş. O da bize bir mesaj verir tek başıma gidemeyeceğimiz yere. Mehmet hocam beraber gitsek şu hocamızı ziyaret etsek falan diye... Bu türlü argümanları kullanmak suretiyle e, küstü kavgayı ortadan kaldıralım. Bir de siz başta çok güzel bir cümle söylediniz. Tüm e, İslam coğrafyası için, tüm insanlık için e, bu bayramın farklılığını ortaya koyalım. Yani İslam coğrafyasında Müslümanlar bayram ederken e, diğer tarafta e, Hristiyan dünyası, ehli kitap hatta inanmayanlar bile bu farklılığı, bu güzelliği fark etmeliler. Bunu biz neyle fark ettireceğiz? Muhabbetimizle, sevgimizle, zevklerimizle, eğlencemizle, her şeyimizle, giyimimizle, kuşamamızla bunu yaptığımızda bir ibadettir bu. Ama bunu yapmadığımızda, sıradanlaştırdığımızda bunun da bir vebal olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla imkanlar ölçüsünde ikramlar, ziyaretler, cami, tesbih, dua, cenazeler, kabirler, elbette hayat devam ediyor, hastaneler, huzur evleri... Kimsesiz çocuklarımız var, yetimler, Konya'mızda misafir ettiğimiz işte Gazze'den gelenler, Suriye'den gelenler, dünyanın deprem pek çok yerinden gelenler, gelenler, gelenler var. deprem bölgesinden gelenler var hakeza. Mutlaka onları da unutmamak gerekiyor. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin de bayramının olduğunu, savaş yaşayan insanların da bayramının olduğunu, garip kullarının da bayramının olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, gönlünüze <laughs> tekraren, sağlık. Tekraren, ee, yeniden Rabbim Ramazan-ı Şerife kavuştursun. Böyle güzel programları icra edelim beraber diye Hep beraber dua inşallah. ediyorum. İnşallah ne güzel. Ee, bizim de gönlümüzden geçen arzumuz bu. Biz e, gönülden gönüle derken gönüllere ayrı aslında düşünmüyoruz hocam. Yani evet, evet. bizim gönlümüzden dinleyenlerin gönlüne, onların gönüllerinden bizim gönlümüze muhabbet yok olan bir şey değil. Güç evet. gibi, enerji gibi. Ee, biz e, muhabbete dair, güzele dair ne yapabiliyorsak kısa gölgelik zaman olarak tarif edilen önümüzde bunları yapalım gayesinde e, olmak zorunda olan, bunu idrak etmek zorunda olan beşeriz. Evet. Cenab-ı Hak eksiklerimizi tam eylesin, tamama tebliğ eylesin inşallah. Günahlarımızı sevaplara tebliğ eylesin inşallah. Ha. Bu mübarek günlerin yüzü sürmetine e, efendim biz e, hocam yani biz e, bu bahsettiğim bir ay boyunca özellikle insani değerleri vurgulamak noktasında haddimizce bir şeyler söylemeye çalıştık. Bu 30 günü başka bir e, program, başka bir başlık altında anlattık ama aslında biz 30 gün boyunca insanın ve insanın değerlerin neler olması gerektiğini vurgulamaya çalıştık. Biz programlarımıza Kur'an-ı Kerim ile başladık hocam İlk programda. En son zat halinizin ile Arefe ve Bayram e, konularıyla programlarımızı tamamlıyoruz. Biz mükellefiz, biz hocayız, akademisyeniz, sorumluluk sahibiyiz yerine göre anne babayız, evladız. Bizi biz yapan değerler dediğimiz şeyler aslında bizi aynı zamanda kardeş yapan değerler, biz aynı zamanda insan yapan değerler. Eşrefi mahlukuz o zümre içerisindeysek bu bize bizi şerefli kılan hasletlerin neler olduğunu bir de biz söyleyelim hattimizce diye bir program tertip ettik ve 30 gün boyunca bunları e, dinlendirmeye ifade etmeye çalıştık. Ee, Cenab-ı Hak ne diyor? Biz bu Kur'an-ı Kerim e, olmaksızın hayatın anlaşılması elbette mümkün değil. Hatta ben bütün talebelerime mutlaka meali okuyun diyorum. Yani Kur'an-ı Kerim okumak başka bir e, elbette olması gereken emir. Meali okumak da Kur'an-ı Kerim'i idrak etmek noktasında çok önemli. Ee, muski konusunda bile Hocam talebe sordu zaman Hocam kimi dinleyelim? Önce bir Allah'ı bir dinleyin Allah ne diyor bize Muski konusunda Hayat konusunda, Aheng konusunda Çünkü elimizde olan Aheng'in sebebi olan, kaynak olan Kitap bize Hayata dair, e, zahiri ve batini aleme dair, bizim gördüğümüz görmediğimiz ne varsa hepsini bize ifade eden bir kitap. Belki derinliğine sanat anlamak, belki derinliğine insan anlamak manasında Kur'an-ı Kerim'i bilmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimizi sevmek, onun e, sadece ben Peygamber Efendimi seviyorum demekten ibaret olamıyor, malum. E, onun sünnetlerine, onun e, hayatına, e, onun e, ...güzele dair, insana dair yapmış olduğu ne varsa bu hayatı güzelleştiren, bunlara da elbette riayet ederek Hz. Peygamber'in evet. aidiyetimiz, ümmet olma e, şuumuzu göstermemiz gerekiyor. Bunları çok güzel özetlediniz aslında bayram özelinde. E, biz de buna dair, e, bütün bunların yanında ecdadın bize emanet etmiş olduğu eserleri, aslında Allah ne diyor... ...ecdadın anlamış olduğu... ...ecdadın da kavramış olduğu... ...din üzere, iman üzere kavramış olduğu... ...yazmış olduğu güfteler ve onun üzerine... ...yine imandan olan... ...namelerle... ...bestelemiş olduğu eserlerle... ...bir emanet alma... ...ve emanet yaşama, yaşatma ve devlet meşhuruyla ...aktarmaya çalıştık... ...bir ay boyunca... İzleyenlerimiz konularımız ve konuklarımızı... ...yakından takip ettiler, umut ediyoruz... ...biz... Ee, bu programları yapmaktan kendi adımıza e, Cenab-ı Hak bize kendisine dair, güzele dair bir şeyler söylemek ve bununla alakalı birkaç gönülle gönülden gönüle ulaşabilmek e, lütfettiyse bunun da bahtiyarlığını yaşayarak e, kaddim, haddimizce e, küçük buketler sunmaya çalıştık. Bugün artık Arefe günündeyiz. E, Mutlaka sürçülisan etmişsinizdir. Yani bu noktada bütün dinleyenlerimizden, izleyenlerimizden af diliyorum. Arkadaşlarım yoruldular. Onlara ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Yani ilk başladığımız programda da aslında onları tek tek tanıtmış idim. Bugün son gündeyiz. Ben onları birazcık burada yorduğum için helallik de dilemeliyim. Çünkü yarın bayram günü bayramda da bir araya geliriz sonra hocam. Bizi yordun filan diyecek ama eminim tatlı bir yorgunluk olarak gönüllerimizde kalacak. Onların da bayram mesajlarını da tek tek müsaade ederseniz hay hay. E, almak istiyorum. Çünkü 30 gün boyunca onlar da çok ciddi bir emek verdiler. Özcan hocamdan başlayarak e, bütün e, bizi dinleyenlere taksim ettiğiniz yeri yer, yerine göre icranızla çok büyük renk kattınız hocam. Teşekkür ediyorum ben şahsınızda özellikle. Burada hocam şeylere de teşekkür ediyorum elbette. Hanımefendilere de teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi manada çocuklarından ve zamanlarından da tasarruf ederek veya ben onlardan birazcık veya bu program sebebiyle onlardan birazcık çalarak onları burada birazcık yorduk. Onlara da ben ayrıca bir teşekkür ediyorum. Haklarına yayılsınlar lütfen. Hocamdan başlayarak bir bayram tebriği de alalım isterseniz. Sonra yavaş yavaş... Kapatacağız inşallah. E, herkesin Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. E, nicelerine inşallah birlikte erişmek dileğiyle. Bu kadar hocam. Teşekkür ederiz hocam. Tekrar ellerinize sağlık. Bünyamin hocam. E, ben özellikle e, güzel ve özel bir ay geçirdik. Ramazan ayına eriştik. Ve en sonunda da nihayetinde bayrama eriştik. E, tüm sevdiklerimizin, herkesin e, bayramını kutluyorum. E, i̇nşallah güzelliklere... Bu bayram vesile olur. İnşallah hocam. Teşekkür ederim. ederim. Bırak hocam. Hocam Ramazan'ın bereketi e, bize de bu güzel meşki muhabbeti e, yapmamızı sağladı. E, bize de böyle bir bereket verdi. E, yaklaşık 30 gün boyunca e, bizde bizim de faydalandığımız çok değerli konuklar, hocalarımız geldiler. E, onlardan da e, bir şeyler. E, Almaya, feyizlenmeye çalıştık, gayret ettik. Bu anlamda başta sizin ve diğer bütün arkadaşlarımın da emeklerine sağlık diyorum Ve tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah hocam, teşekkür ederim. Sağ olun. Mustafa hocam. Eyvallah hocam, teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün Müslüman aleminin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah insan neye ulaşmak isterse, vasıl olmuşsa, vusata ermişse, onun için bayramdır. İnşallah biz de bir ay boyunca tuttuğumuz oruçlarla, evet oruç her ne kadar biz sevdiğimiz bir ibadet gibi biraz söylemiş olsak da vücudumuzu biraz yıpratıyor. Sonuçta bayram da Allahu Teala sunmuş oldu bize hediyeyle o sevinçle tekrar bir daha bayrama erişiyoruz. Ama işte insanların farklı şekilde duygularla veya bu sata ile farklı bayramları oluyor. İnsanların e, günahlarının affedilmesi bir bayramdır. Asıl bayram odur. E, Cuma bayram salatında daha önce okumuştuk biliyorsunuz. E, kadim kültürde leysel aidu limen lebisel cedid yani bayram yeni elbise giyinenler için değildir. Hakkıyla Allah'tan korkanlardır. İnşallah biz de bu Ramazan'ı sizin buyurduğunuz gibi hep insanı anlatıldı. insan anlatıldı. Bu doğrultuda biz de anlamışızdır. Bunu idrak etmeye çalışmışızdır. Bu duygularla bayrama girmeye çalışıyoruz. İnşallah bayramımız güzel olur. Sizlerin de hocam sizlerin de bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nice bayramlara inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun hocam. Bu arada hocam Mustafa hocam zaman zaman ciddi rahatsızlıklar geçerek programlara iştirak ettiler Anladım. o konuda o, o konuda ayrıca ben özellikle bir teşekkür ediyorum kendisine. sağ olsun eyvallah. Ben de eğer e, sıhhat da kaşuşsam ben de bayram o olacak. İnşallah. E, uzun süren bir hastalığım oldu. Allah şifa versin. Eyvallah. Zaten eyvallah. şu andaki hastalık birazcık daha kalıcı. Yani çok hemen vermiyor Bu da Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Şifalar olsun inşallah. Eyvallah. Eh, sağ olun. Hocam ben de e, tüm İslam aleminin ve siz büyüklerimin, hocalarımın ve Hoca arkadaşlarımın bayramını tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah kalıcı e, güzelliklere vesile olmuşuzdur, arşivlere de bir katkımız olmuştur eserlerin icrasında. Böylece ee, tüm ekibe de teşekkür ediyoruz ayrıca belki siz tekrar edersiniz ama onların Hı. da bayramını tebrik ediyoruz güzelliklere vesile olması dileğimizle teşekkür ederiz. Sağ olacağım, Ağzına sağlık. Evet, Sağ olacağım. Evet zaten hocalarım. E büyük bir şekilde söyledi söylenilecekleri. Bize pek laf kalmadı. Doğrusu. Bayramınız mübarek olsun. <laughs> Bütün Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. İnşallah güzel şeylere vesile olsun. 30 gün boyunca birlikte çalıştık. Bütün kameraman arkadaşlardan ses düzenlemecisinden zaten siz de Sami Hocan söylediği gibi ifade edersiniz ama gerçekten büyük bir çaba gösterildi. Bu anlamda hem ailemize hem çocuğuma şu an eşime ve bütün hocalarıma hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah nicelerine birlikte erişmeyi Rabbim nasip etsin. Amin inşallah. Evet hocam. Hocam ben de tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim nice Ramazanlara eriştirsin, nice bayramlara eriştirsin hepimizi. Bu vesileyle de, bu program vesilesiyle de birçok talebeye, birçok hocaya, aynı zamanda izleyenlere de eriştiğimizi, e, ulaştığımızı düşünüyorum. E, bu imkanı da bize sunan e, başta rektör hocamız olmak üzere, tüm e, çalışanları burada kameraman arkadaşlarımıza, teknik sorumlulara ve tüm değerli hocalarımıza size teşekkür ediyorum. Tekrar bayramımız mübarek olsun. Teşekkür ederim. E, ben elbette herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle zaman ayırarak programlarımızı izleyen, ee, bizimle bu muhabbeti paylaşan, insani değerlere sahip çıkma yolculuğumuzda bize yoldaş olan, e, gönlümüzden e, damıtarak icralarımıza yansıtmaya çalıştıklarımıza, gönüllerinde yer vererek muhabbeten karşılık veren bütün gönül dostlarına teşekkür ediyorum. Bizim bu programın başlama serüveni rektör hocamla. Rektör hocam e, bize bu e, programları çekmeyi bu sene tevdi ettiler. Hatta Çağırırken kendisi bizi e, programlarla alakalı konuştuğumuzda programın adına varıncaya kadar kendisi koydu sağ olsun. E, hocam çok sanat meşref e, bir insan malumunuz. Konservatuvarımıza vermiş olduğu değer ve konservatuvarımızı layık görmüş olduğu e, seviyeler ve yapmış olduğumuz işleri göstermiş olduğu muhabbet sebebiyle başta kendisine çok değerli rektör yardımcılarımıza, üniversitemizin genel sekreterliğine ve Programımıza sunan daire başkanlıklarına, kurumsal kurumsal iletişim e, çalışan değer, değerli arkadaşlarıma ama özellikle salonda emek veren Arif Bey e, başta olmak üzere onun çok ciddi emeği var sağ olsun. E, Arif Çelik, üniversitemizin ses mühendisi. Bütün bu yayının oluşmasında aktarılmasında çok ciddi bir vazifesi var ona. E, bütün arkadaşlarıma isim isim e, sayayım mı? Emre'ye, Ferhat'a ve diğer bütün kameraman arkadaşlarıma e, ve görev alan bütün arkadaşlarıma, bütün bu dekorun oluşması sürecinde yine kurumsal iletişimden Aslan'ıma ve ona yardımcı olan arkadaşlarıma, sevgili Zahide'ye, burada ciddi manada yordu kendisini, e, bize yardımcı olan sevgili Alper'e, çok teşekkür ediyorum. İsimlerini unuttuğum kim varsa lütfen affetsinler. Üniversitemizin ilahiyat fakültesi içerisinde bulunan Nezahat Keleşoğlu konferans ve aslında biz konser yaptığımız için ben bu salona konser salonu diyorum. Bu salonun bize hazırlanması ve sunulmasında emek veren bütün üniversite yönetimimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz ne söylemeye çalıştık? Akif'in sefahatın başında söylemiş olduğu gibi hatırlayın ne varsa halimizde dilimize bize emanet olanı söylemeye çalıştık. Bizim e, cürmümüz neyse, haddimiz neyse o kadar söylemeye çalıştık. Lütfen e, hatalarımız affola. E, başka programlarda başka ramazanlarda nice ramazanlarda konserlerimizde ve muhabbeti paylaşmaya dair yaptığımız bütün etkinliklerimizde gönülden gönüle yol olmaya, gönülden gönüle bir atmosferi, bir zamanı, bir muhabbeti paylaşmaya herkesi davet ediyoruz. Hocam Tabii. son kapatmadan önce sizin de son bir isterseniz duanızı alalım onunla inşallah Hayır. tamam edelim. E, ifade etmeye çalıştım. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siz detaylıca söylediğiniz rektör beyden başlamak suretiyle. Kameraman arkadaşa, görünmeyen kahramanlara ve burada ekranda e, her gün e, icralarıyla e, bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ettiniz. Benim bir adetim şu, bir eser yazdığımda hocam, e, girişte teşekkür babında eserlerinden istifade ettiğim tüm müelliflere şeklinde bir cümle yazarım. Ki onlarla vücut buluyor eserler. Konuşmalarımız esnasında bizleri yetiştirmiş, bu konuşmaları yapabilme imkanı vermiş katkısı olan tüm hocalarımıza, eserlerinden istifade ettiğimiz tüm ilim adamlarına, tüm müelliflere de buradan rahmetle yaşayanlara sağlık, sıhhat dileyerek, e, ahirete irtihal edenlere rahmet dileyerek e, duamızı öyle etmiş olmak istiyorum. Daha nice bayramlara, daha nice programlara inşallah sağlık, sıhhat ve afiyetle efendim. Elbette bu teşekkürü biz aslında zaman zaman programlarımıza söyledik. Çok fazla eser icra ettik. Yani 30 programda 90 civarında eser aşağı yukarı icra edilmiş oldu. Bunların içerisinde bizde de ahirete ithal edenler var. Zamana gönüllerinden akıtarak güfteyle, besteyle, nameyle, icrayla katkıda bulunan bütün sanat erbabına da burada bir ahirete ithal etmişlerine Rahmet, sağ olanlara, hayatta olanlara da sağlıklar dileyerek biz de e, muhabbeti sahibine aynı zamanda iade ederek, onları evet. da duamızın dışında tutmayarak, teşekkür ederek tamam edelim inşallah. Efendim, Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı olarak mübarek Ramazan-ı Şerif için hazırlamış olduğumuz ve 30 gün boyunca ekranlarınıza konuk olduğumuz, gönülden Gönle programımızın bu yılki Ramazan-ı Şerif özelinde e, hazırlamış olduğumuz programlarımızın sonuna gelmiş olduk. Nice günlerde, nice zamanlarda sevgiye, saygıya, dostluğa, kardeşliğe bizi biz yapan değerleri parlattığımız, öne çıkarttığımız, anlattığımız, paylaştığımız, yaşadığımız ve yaşattığımız nice zamanlara e, beraber ulaşmak niyazı ile e, bütün alemi İslam'ın huzuruna, refahına da vesile olsun niyazıyla ile tamam ediyoruz Efendim bu artık son günde arefe günde daha önce de icra ettiğimiz ama Bayram muhabbetini bambaşka e, aktaran bir eser olduğunda düşündüğümüz e, Bayram o Bayram olur isimli eserle adet olduğu üzere eserle bitirmek üzere eserle e, nokta koyalım istiyoruz şimdilik. Efendim hoşçakalın kalın Esen kalın Allah'a emanet olunuz. you know yeah <laughs>